Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 28 Nisan 2021 Çarşamba. Kanada'nın bir haftalık siyasi, ekonomik ve sosyal resmini çizeceğim. Haber başlıklarıyla hızlı tempolu bir tur olabilir bu. Umarım dinlemek çok yormaz sizi. Hadi başlayalım. 28 Nisan sabahı bu sabah Başbakan Justin Trudeau yazılı bir basın açıklaması gönderdi. 28 Nisan Ulusal Yas Günü nedeniyle. Bu yıl 30. yıl dönümü Ulusal Yas Günü'nün. Bugün de çalışırken hayatını kaybedenleri, iş başında yaralanan ya da ölenleri resmi bir çerçevede anıyor Kanada. İş yerlerinde büyük kayıp ve acıların yaşanmaması için bir hatırlatma günü adeta. Ve geçen yıl bugün ayrı bir anlam kazandı. Başbakan Trudeau'nun geçen yılki konuşmasını çok net hatırlıyorum. O zamanlar size canlı yayında aktarıyordum tüm konuşmalarını başbakanın. Bugünü, geçen seneki bugünü COVID-19'la ön cephede çarpışan, bu süreçte ruhen ve fiziken hasar gören, hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına ve hatta tüm zaruri meslek çalışanlarına adamıştı Trudeau. Ve bir yıl devriydi. Bakın yine aynı belirsizlik, acı ve sıkıntı noktasındayız. Üstelik tüm eyaletlerde 3. dalga endişe rüzgarları esiyor. Trudeau'nun basın açıklamasında üstünde durduğu bir konu var. Sick leave olarak günlükte de kullandığımız ücretli hastalık izni. Bunun ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bildiğimiz için Kanada Recovery Sickness Benefit'i getirdik diyor Trudeau. Tam da yaz günü anmasında. İşsizlik sigortası EI sisteminden ayrı bir kalem olarak yer alıyor bu federal yardım biliyorsunuz. Ancak ödemesi geriden gelen ve ihtiyacı olana hemen o anda haftalık çalışma parası da verebilen bir sistem değil bu. Dolayısıyla insanlar hasta olduklarında, enfektelerken, enfekte olmuş olma riskleri varken ya da sevdiklerine, sorumlulukları altında olanlara bakmak için evde kalmaları gerekirken yine de işe gidiyorlar. Kiralarını, faturalarını ödemek, evin karnını doyurmak için işe gitmek zorundalar. Çünkü iş yerleri ücretli hastalık izni vermiyor. Devlet memurları ve federal düzenlemede çalışanlar bu konuda rahatlar. Çünkü ücretli hastalık izinleri var. Ancak özel sektörün sicili bu anlamda çok kötü. Ve Ontario bunun sıkıntısını en ağır yaşayan eyalet diyebiliriz. Kamuoyunu en çok sarsan olayı anlatacağım size. Ve hatta ücretli hastalık izninin yalnızca eyalet değil, federal düzeyde çok alevlenerek tartışılmasına neden olan bu olay, 13 yaşındaki Emily Victoria Viegas'ın ölümü oldu. İki çocuk, anne ve babadan oluşan Viegas ailesinde baba çalışıyor. Bir depoda çalışıyor. Anne Covid oluyor, baba çalışmaya devam etmek zorunda. 58 yaşında ve 12 Nisan'da aşısını olmuş. Eşi henüz aşı olmamış. Bu yüzden kendini eşi ve çocuklarından izole ediyor evin içinde. Çocuklar evde karantinada olan annelerinin odasına girip çıkıyor, yemeğini götürüyorlar. Bu sırada ikisi de pozitif çıkıyor. Yine bu sırada annenin oksijen seviyesi düşüyor, hastaneye kaldırılıyor, tedavisinin orada devam etmesi gerekiyor. Ve yine bu sırada 13 yaşındaki Emily'nin öksürüğü, nefes darlığı başlıyor. Tylenol verdim diyor baba. Genç nasılsa hemen toparlar diye düşündüm diyor. Hastaneye de götürmüyor. Zira yaşadıkları Brampton'daki bölge hastanesi oldukça dolu. Ya kızımı başka bir bölge hastanesine gönderirlerse diyerek evde tutuyor Emily'yi babası. Nefes darlığı içinde yavaş ol, sakinleş kızım, geçer diye nasihat ediyordum diye anlatıyor baba. Emily 22 Nisan sabahı uyanıyor, tuvalete gidiyor, sonra erkek kardeşiyle paylaştığı odasına gelip yatağına uzanıyor. Saat 9'da hayat Viegas ailesi için kabusa dönüyor. Erkek kardeşi Emily'nin kıpırdamadığını fark ediyor. Babasını çağırıyor ve acil geliyor. 911. Önce evde, ardından hastanede kalp masajı devam ediyor ama Emily'nin duran kalbi yeniden çalıştırılamıyor. Bu en genç ölümlerden biri şu ana kadar yaşanan. Üçüncü dalgada genç yaştakilerde ani ölümler arttı. Nisan'ın ilk haftasında Ontario'da adli tabipler 20'li ve 30'lu yaşlarda 25 COVID hastasının evde ani ölümünü kayda geçirdiler.
Yagas ailesi Covid sıcak noktalarından birinde yaşıyordu, Brampton'da. Brampton'da son bir hafta Covid testi pozitiflik oranı %25'e yaklaştı. Böyle bir kentten söz ediyoruz. Nüfusunun çoğu kalabalık evlerde yaşayan, iş yerlerinin çoğunun fabrikalar, depolar olduğu, gıda, ulaştırma sektörü çalışanlarının ya da ön saflardaki sağlık çalışanlarının nüfusta ağırlıklı olduğu bir kent. Hiçbiri çalışmama lüksüne sahip değil. Bir gün bile işe gitmemenin getireceği mali yükü taşıyamayan aileler. Brampton kentinin yer aldığı Peel bölgesinde çalışan Dr. Amit Arya'nın tespit ettiği gibi. Gördüğüm tüm COVID hastaları ya essential worker ya da ailesinde bir essential worker var diyor Dr. Arya. Bu hastalık herkese eşit etkilemiyor. Evde kalma şansı olmayan işçiler, çalışanlar en büyük tehdidi yaşıyorlar şimdi diye ekliyor doktor konuşmasında. Emily bir trajedi olarak kayda geçti. Peki ardından ne oldu? Ontario hükümeti federal hükümete dönüp halkım benden ücretli hastalık izni istiyor, sen verdiğin hastalık yardımını iki katına çıkart, ben de bunu halka vereyim dedi. Federal hükümet, ben elimden geleni yapıyorum, bak devlet memurlarına veriyorum. Özel sektörde çalışanlara ücretli izni işvereni vermek zorunda, sen de bunu sağlamak zorundasın. Eğer benim yardımımı arttırmamı istiyorsan da, önce ücretli hastalık iznini yasasını geçir, bunu mecburu tut dedi. Bunu Başbakan Yardımcısı Freeland aynen böyle söyledi. Ontario'da liberaller iktidardayken Kathleen Wynne'nin koyduğu ücretli izni, bu üyünü muhafazakar Ford hükümeti hemencecik uygulamadan kaldırmıştı hükümet devraldığında. Tabi böyle bir döneme geleceklerini bilmiyorlardı. Ama ücretli izin tartışmasına Başbakan Trudeau da katıldı ve şu sözlerle bakın. Federal hükümet bu konuda işverene doğrudan yardım yapmaz. Biz fonları veriyoruz size. Eyaletin görevi bu fonları doğru yönetmek, işverenlere doğru kullanmalarını sağlayarak bu parayı vermektir. Biz sözümüzü tuttuk, pandemi yardımlarının 1/8'ini federal hükümet karşılıyor dedi Trudeau. Ve ne oldu? Bu tartışmanın meyvesi işte bugün Ontario Ücretli Hastalık İzni Programı birkaç saat önce açıklandı. Kısaca COVID Worker Benefit olarak duyacaksınız bu programı. Bir geçici program olarak tanımlandı şu anda. Uzun resmi adı Ontario Worker Income Protection Plan. Yani çalışanlar için gelir koruma planı. Workplace Safety ve Insurance Board ile birlikte yürütülecek bu program. Çalışanlara rapor göstermeden 3 gün ücretli hastalık izni hakkı veriyor. İşverenlere günde $200 kadar ödeme yapılacak, izni çalışanın ödemesi karşılığında. Programdan kim faydalanacak derseniz, hastaysanız, hastalık belirtilerini gösteriyorsanız, aşıya gitmeniz gerekiyorsa da ya da COVID-19 nedeniyle akıl ruh sağlığı sorununuz varsa bu 3 günlük ücretli hastalık iznini alabiliyorsunuz. Evet, mental health, COVID-19, it says COVID-19 related mental health issues also will qualify for the benefit diyor bu program. Ücretlik hastalık izni geriye dönük olarak işlemeye başlayacak. 19 Nisan'dan itibaren geçerli sayılacak ve 25 Eylül'e kadar yürürlükte kalacak bu yasa. Web sitesini hazırlamışlar hızlıca. Ontario hükümeti bugün açıklamayı yapar yapmaz web sitesi açıldı. Ancak başvuruların ne zaman başlayacağı henüz belli değildi açıklama yapılırken, web sitesinden takip edin lütfen. www.ontario.ca, orada COVID-19 Worker Income Protection Benefit. Yani arama motoruna Ontario, COVID, Worker ve Benefit kelimelerini yazdığınızda karşınıza muhtemelen ilk çıkacak olan, tepesinde sarı ve siyah bant olan Ontario Hükümet sayfası bu. Oradan başvuruları takip ediyorsunuz. İş ve Çalışma Bakanı da bunu game changer olarak nitelendirdi, ancak bence daha fare doğurdu. Yine de hiç yoktan iyidir diyelim. Sağlık Bakanı ayrıca Ontario'da eğer federal hükümetten onay alırsak haftalık $500'lık bir ek yapacağız Canada Recovery Sickness Benefit'e. CRSB yazılıyor biliyorsunuz bu programa dedi. Hala federallerle pazarlıkları sürüyor bu noktada demek ki. Bu arada British Columbia'da kendi sick leave programını, yani ücretli hastalık izni programını WorkSafe BC yönetiminde hayata geçireceğini açıkladı. İyi haber, ayrıntıları henüz gelmedi. Eyaletler ile federal hükümet arasındaki bir diğer önemli temas da Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin
ihtiyaç duyulan bölgelerde yeniden görevlendirilmesi konusunda yaşanıyor. Federal sağlık ekipleri gönderiliyor. Nereye? Önce Ontario'ya 3 tıbbi destek ekibi, 9 da critical care hemşiresi gönderildi. Nova Scotia'ya da 74 kişilik bir ekip gidiyor, test merkezlerinde destek olmak için. Başbakan Trudeau destek isterse Alberta için de hazırız dedi. Alberta'dan henüz bir talep gelmedi şu ana kadar. Bu arada kendi Covid yönetimi büyük baskı altında olmayan Newfoundland and Labrador eyaleti var. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 800'ün üzerinde seyreden çaresiz Ontario'ya yardım gönderdi Newfoundland and Labrador. 9 kişilik bu destek ekibi Toronto'da University Health Network ile birlikte çalışacak. Ekibin içinde yer alan Dr. Alison Furry'nin kocası Newfoundland and Labrador'un başbakanı. Dr. Furry'nin kocası eyaleti yönetmeye ve 3 çocuklarına bakmaya devam edecek. Ancak yoğun bakım doktoru Alison Furry, Ontario'luların derdine derman olmaya çalışacak. Şimdi sıkıntılı bir konuya daha geliyoruz, aşıya. Kanadalıların %30'u birinci doz aşılarını almış görünüyor resmi açıklamaya göre. Bu hafta ülkeye 300 bin Johnson & Johnson aşısı geliyor. Önümüzdeki haftadan itibaren de Pfizer-BioNTech aşısı haftalık 2 milyon doz olarak girecek envantere. Başbakan Trudeau, Sofia ve ben aşımızı olduk. Çözümün bir parçası olduğumuzu hissediyoruz artık ve bu bizi çok mutlu ediyor dedi, bu açıklamayı yeniden yaptı ve kendi deyişiyle X kuşağına teşekkür etti. Biz X kuşağı olarak teşekkürü aldık. Trudeau'nun olduğu AstraZeneca aşısının yarattığı endişe ise sürüyor bu mutluluk tablosunun ardında. AstraZeneca aşısının neden olduğu kan pıhtılaşması riski 100 ila 250 binde 1 olarak açıklanmıştı İngiltere'deki araştırma baz alınarak. İngiltere 20 milyon dozun üstünde yaptı bu aşıdan. Health Canada sayfasında yer alan bir bilgiye göre 26 Nisan'a kadar Kanada'da 2 milyon 316 bin 20 doz AstraZeneca COVID-19 aşısı dağıtılmış. Geçen hafta haberlerimde Kanada'daki kan pıhtılaşması vakalarını ve hastaların iyileştiğini aktarmıştım. Ancak dün Quebec'te hayatını kaybeden 54 yaşındaki Francine Boyer için aynı iyi haberi paylaşamıyorum sizinle. Bu ölüm 23 Nisan'da yaşanmış ama bu halde 23 Nisan'da olmasına rağmen bu konudaki resmi açıklama ancak dün 27 Nisan'da yapıldı. Ve vakaların ayrıntılarına çok zor ulaşabildik. 54 yaşındaki Francine aşıyı 9 Nisan'da oluyor. Bunu izleyen günlerde baş ağrısı ve halsizlik başlıyor. Hastanede tedaviye alınıyor ancak kurtarılamıyor. Aynı gün aynı aşıya olan eşinde ise hiçbir yan etkiye rastlanmıyor. AstraZeneca'yı NACI yani Ulusal İmmünizasyon Komitesi önce 55 yaş altına yasakladı. Sonra da bu sınırı 30 yaş altına indirdi biliyorsun. 30 yaş sınırına çekti hatırlayacaksınız. Bir federal tavsiye olarak yaptı bunu. Her eyalet kendi kararını verebilir dedi. Quebec 45 yaş üstüne uygulamaya devam ediyor. 54 yaşındaki hasta bu kritik yaş aralığında hayatını kaybedenler listesinde kayda geçti. 100 binde bir risk. Ve bu aşının riski Covid'in yol açacağı ölüm riskinden daha büyük diyerek aşının arkasında duruyor yetkililer. Ancak bu 100 binde bir risk hayatını kaybeden için %100'lük bir gerçekliğe dönüşüyor. Çok sıkıntılı sağlık politikası kararları bunlar. Kan pıhtılaşması vakalarının üzerine Health Canada bir uyarı yayınladı. Bunu dikkatle dinlemenizi isterim. AstraZeneca ya da Covishield aşısı olanlar aşıyı takip eden 4 ila 14 gün içinde nefes darlığı, göğüs ağrısı, bacakta ödem ya da karın ağrısı çekerlerse ya da devamlı baş ağrısı ya da bulanık görme gibi nörolojik belirtiler olursa mutlaka hemen hastaneye gitmeli diyor Health Canada. Deride kızarma, böyle küçük noktalı kanama izleri görürseniz de hemen doktora, hastaneye başvurun diyor Health Canada. Amerika Birleşik Devletleri'nde ülkenin yetkili kurumu FDA biliyorsunuz FDA AstraZeneca için onay vermedi hala. Ve Amerika sonunda elindeki 60 milyon civarındaki AstraZeneca aşısını dünya ülkeleriyle paylaşacağını da açıkladı dün. Burada Kanada'nın da payı var. Trudeau yönetimi bu payı arttırmak için Biden yönetimiyle sıkı irtibatta. Bu arada aşı konusunda dünyadan haberlere ilgi duyanlar için bir detay haber var. İlaç şirketi Sanofi'de Moderna aşısını üreteceğini açıkladı. Şimdi dünya demişken Hindistan'daki trajik gelişmeler karşısında Kanada'da harekete geçti.
Bu ülkede kökleri Hindistan'dan gelen 1 milyon 400 binin üstünde insan var sonuçta. Hindistan özel bir bölge bu anlamda. Kanada Kızıl Haç'ı Hindistan Kızıl Haç'ına 10 milyon dolarlık bir destek gönderecek. Bunun için de redcross.ca adresinden siz de bağış yapabilirsiniz diyerek açık çağrıda bulundu Başbakan Trudeau. Biz yolluyoruz, siz de isterseniz buyurun diye büyük, zengin Hindistan bağlantılı şirketlere ve iş insanlarına seslendi diye tahmin ediyorum. İşte böylece hızlı bir Kanada turuna çıkardım sizi. Bir genel resim çizmeye çalıştım. Ancak ayrıntıları akıl süzgecinizden geçirerek doldurabileceğiniz bir tablo var karşınızda sanırım. Şimdilik Türkçe haberlerin gücü adına diyorum. Haberlerin Facebook sayfalarından karşınıza düşmesini beklemeyin lütfen. YouTube'da abone olun. O zaman doğrudan zamanında izleyebileceksiniz haberleri. Ve web sitemiz üzerinden aylık üyeliklerde Kanada'da Türkçe haberlere vereceğiniz desteğin bir parçası olacaktır umarım. Yeniden görüşünceye kadar esen kalın diyorum.